Kongremizin göç ve güncel işçilik deneyimleri başlıklı son oturumunu yönetmek üzere Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Gülay Toksöz'ü kürsüye davet ediyorum. Bu oturumda tebliğlerini sunacak olan arkadaşlarımız Mehmet Aydın, Fatoş Öcal ve Şafak Kutlay'la Nihat Kireçdağ'ı da kürsüye davet ediyorum. Evet arkadaşlar, kongremizin ikinci günü ve son oturumunda bir aradayız. Hala burada olan herkese de teşekkür ediyorum. Çünkü son oturumlar biraz şanssız oturumlar oluyor. Herkes gidiyor. Evet, sunum yapacak arkadaşların da haklı olarak morali bozuluyor. Ama en azından bence bu kadar sayıda insan olması onların bir teşekkürü hak ettiğini gösteriyor. Şimdi bu oturum göç ve güncel işçilik deneyimleri, göç sosyal politikanın çok önemli alanlarından biri. Çünkü göçmenler, ister iç göçmenler olsun, bir ülkenin içinde göç edenler bir kırdan kente ya da bölgeden bölgeye, isterse ulusal sınırları aşıp bir ülkeden başka ülkeye gidenler olsun, yaşamlarını sürdürmek için emek piyasasının bir parçası haline geliyorlar ve çoğu zaman en elverişsiz koşullarda çalışmak zorunda olanlar ve çeşitli ayrımcılıklara maruz kalanlar onlar oluyorlar. Dolayısıyla da sosyal politika göçmenlerin sorunlarına yönelik olarak alanı araştırmak ve çeşitli politikalar geliştirmek durumunda. Yani bunun için göç önemli bir çalışma alanı. Bugünkü üç sunumumuzdan iki tanesi gezici ve geçici ya da mevsimlik tarım işçileri üzerine, ki tarım işçileri Türkiye'de en korunmasız iş gücü gruplarını oluşturuyorlar. İlk sunum Cumhuriyet Üniversitesi'nden Mehmet Aydın'ın fındık işçileri üzerine yapacağı sunum. İkinci sunumda Ordu Üniversitesi'nden Fatoş Öcal'ın Adıyaman örneğindeki tarım işçileri. Son işçiler ise Türkiye'ye Suriye'den savaş nedeniyle kaçıp gelen insanların iş gücü piyasasına dahil olma sürecinde yaşadıkları sorunlar, Suriyeli göçmen işçiler. Ben ilk sözü Mehmet Aydın'a veriyorum. Buyurun. Saygıdeğer hocalarım, değerli arkadaşlarım. 7. Gen Sosyal Politikalar Kongresi'ne Cumhuriyet Üniversitesi olarak tebliğimizi değerlendirmeye alan Siyasal Bilimler Fakültesi'nin değerli hocalarıma gerek şahsım adına gerek Cumhuriyet Üniversitesi adına teşekkür ediyorum. Bu çalışmamda bana danışmanlık yapan bölüm hocama İlker Akça'ya sizlerin huzuruna teşekkür ediyorum. Gezici ve geçici tarım işçilerinin çalışma koşullarından fındık işçilerinin örneği. Türkiye'deki tarımsal yapının önemli sorunlarının bir tanesi de tarım işletmelerinin küçük ve çok parçalı bir yapıya sahip olmalarıdır. Artan nüfusun tarımla uğraşması, tarım arazilerin mirasçıların arasında eşit bir biçimden paylaşımı öngören yasal sistemin tarım topraklarının alım satımının herhangi bir yasal denetime sahip olmamasına ve küçülmesine neden olmaktadır. Tarımsal yapıdaki bir başka önemli sorun ise topraksız ailelerin geçimlerini tarımla sağlamaya çalışmalarıdır. Topraksız aileler ya köyde kente göç etmekte ya kırsal alanda sınırlı olan tarım dışı faaliyetlerle çalışmakta ya da tarım işçisi, kiracı, ortaççı olarak tarımsal faaliyetini sürdürmektedir. Tarımsal yapıdaki bu türden sorunlar tarımsal faaliyetlerle uğraşan birçok aileye geçimlerini sağlayabilmek amacıyla daha fazla tarımsal iş olanağı bulunan yörelere gezici veya geçici olarak gitmek durumunda bırakmaktadır. Türkiye'nin değişik illerinden pamuk, fındık, çay, üzüm, şeker pancarı, havuç ve kayısı gibi ürünlerin hasadını gezici veya geçici olarak çalışan tarım işçilerin tarafında yapıldığı da bilinmektedir. Bu işçilere ilişkin sayısal bir veriye ulaşmak kolay olmasa da kırsal kesimde yukarıdan alınan türden sorunlarla muhatap olan ailelerinin pek çok bireyin tarım işçisi olarak son derece güç ve çalışma koşulları altından ailelerinin geçimini sağlamaya çalıştıkları bilinmektedir. Bu tür işlerden çalışan işçilerin önemli bir çoğunluğu kadınların ve çocukların oluşturduğu
Kadınların tarım işçiliğiyle eş zamanlı olarak ailenin günlük yaşam gereksinimleri yerine getirmeye devam ettikleri de görülmektedir. Çocukların ise okulların tatil olmasının ardından aile ekonomisine katkıda bulmak amacıyla tarım işçiliği yapmaktadır. Genellikle ya işleyecek toprağı bulunmayan veya yetersiz toprağa sahip olan ya da var olan toprakların çeşitli nedenlerle işlenmeyen aileler tarımsal işlerin olduğu dolayısıyla ya da mevsimlik iş gücünün talebin yüksek olduğu yerlere giderek gezici ve geçici tarım işçisi olarak çalışmaktadır. Bu da çok sayıda insanın olumsuz koşullar altından sosyal güvenlik ve güvenceden mahrum bir biçimde düşük ücretlerle çalışmanın kabul etmelerine neden olmaktadır. Bu işçilerin çalışma yaşamıyla ilgili olmayan dışlama ve ayrımcılık rollerine de maruz kaldıklarını zaman zaman ulusal medyadan ve akademik çalışmadan gündeme gelmektedir. Fındık işçilerinin özellikleri ise mevsimlik işçilerle gezici tarım işçilerin oluşturmalarının bölgelere göre farklı isimlerle anılan tarım aracıların Ege bölgesinden dayıbaşı veya elçi, Çukurova bölgesinden elçi, Karadeniz bölgesinden dayıbaşı, İç Anadolu bölgesinden dayıbaşı eliyle gerçekleştirmektedir. İşverene karşı işçilere karşı işveren adına ilişki kuran tarım aracıların çalışma sezonu açılmadan önce işverenle birlikte gereksinim duyulan işçi sayısını belirlemektedir. Bu işçilere ödenen ücret fındık fiyatına ve işçi sayısına göre çalışma mevsimi açlıktan sonra belirlemekte ve bundan dolayı bölgesel olarak farklılık göstermektedir. Kimi yerlerde ise ücretler ilgili belediye tarafından atanmış olan dayıbaşları ve kooperatiflerin katıldıkları bir komisyon tarafından gerçekleşmektedir. Mevsimlik işçi talebinin genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden karşılandığını da bilinmektedir. İşçi toplama evresinde rol oynayan başlıca unsurlar ise akrabalık, aşiret bağları veya aynı köyden yörede olmaktır. İşçi seçimine rol oynayan bağların yanı sıra kış aylarından maddi açıdan sıkıntıya düşen kişilere de bazen aracıları tarafından borç para verilerek yaz aylarından çalışma taahhüdünün alındığı da görülmektedir. Tarım işçilerin taşıma biçimleri ve ulaşım masrafları ise gezici tarım işçilerin sorunların bir tanesi de işçilerin yaşadıkları yerlerden çalışacak yerlere nakledilmeleridir. Bulundukları yörenin dışından çalışmaya giden gezici tarım işçilerinin beraberlerinden çok sayıda eşya götürdükleri ve çok da uygun olmayan ulaşım araçlarıyla seyahat etmek durumunda kaldıkları bilinmektedir. İleride denileceği gibi son derece elverişsiz çalışma koşullarına sahip işlerden çalışmayı kabul etmeleri bu insanların büyük ekonomik güçlükler içerisinde bulunduklarının bir göstergesi olarak kabul etmektedir. Bu ekonomik koşullar bu işçilerin çalıştıkları dönem boyunca yaşam maliyetlerini en aza indirebilmek gayesiyle yanlardan erzak ve günlük kullanım eşyaları da taşımalarına neden olmaktadır. İşçiler aileleriyle birlikte büyük bir yükle beraber çalışma yerine gitmek zorunda kalmakta ve yine maliyetini en aza indirebilmek amacıyla toplu bir şekilde ulaşım tercih etmektedir. İşçilerin genellikle kamyonlarla veya trenle ulaşımın yeğledikleri de görülmektedir. Bazıları yolcu otobüsleriyle giderken bazıları da toplu olarak araç kiralamaktadır. Bu esnadan bazen aracıları yolcu ve yük kapasitenin çok üzerine çıkıldığı da görülmektedir. Bunun nedeni taşınacak kişi sayısının artmasıyla kişi başına düşen ücretin azalacağı düşüncesidir. İşçiler yol ve masraflarını ise kendileri karşılamaktadır. Bu yolculuk esnasından işçilerin trafik kazalarıyla karşıladıkları da bilinmektedir. İçinde bulunduğumuz 2014 yılının yaz aylarından fındık işçilerin yaşadıkları kazalar basına da yansımış durumdadır. 30 Temmuz 2014'te Batman'dan mevsimlik işçileri taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldaki bariyerlere çarparak takla atmış ve 12 fındık işçisi yaralamıştır. Diğer bir kaza örneği ise 27 Haziran 2014'te Ordu'nun Fasa ilçesinden yaşamış. Fındık işçileri taşıyan minibüs bir otomobille çarpmış ve kazada otomobil sahibi dahil olmak üzere 12 kişi yaralamıştır. Tarım işçilerinin iş konusunda bilgilendirme durumu ve çalışma koşulları ise gerek gezici gerekse geçici tarım işçiliğinden tarım aracıları genelden daha önce çalıştıkları yerleşim birimlerine gitmelerine ve yakın çevrelerden topladıkları işçilerden dolayı işçi ve yoğun olmamakla birlikte işverenle diyalog halindedir. Bu noktadan fındık toplama işine ilişkin bir miktar bilgi vermenin yararlı olacağı düşünüyorum. Fındık toplama esnasında çuvalcı denilen işçiler tarafından çuvallara dolduran fındıkları belli bir yere toplamakta ve akşam iş bitimine doğru bu çuvalları traktör örmeklerine yüklemektedir. Çuvalcının diğer işçilerden farkı ise
daha yorucu bir iş yapması ve bunun karşılığında ise çift yemeği almasıdır. Burada işverenin gözetimi çok sıkı bir şekilde de olmaktadır. Çavuş dedikleri kişi ise hem burada çalışmakta hem de çalışma esnasında işçilerin çalışmasını denetlemektedir. Buradaki iş bölümü ve organizasyonu ise işveren tarafına gelendiren çavuş tarafında gerçekleşmektedir. Çavuş buradaki iş bölümünün arazinin büyüklüğün ve ağız sayısına göre de yapmaktadır. İşçiler genelde 2 ve 3 kişilik gruplar halinde çalışmaktadır. Fındık işçileriyle yaptığım görüşmelerden işçilerin genellikle her gün 07 ile 19 saatleri arasında çalıştıklarını belirledim. Bu sürenin zaman zaman saat 21'e kadar sürebilene dair örneklerine de rastlandım. Burada bu işçilerden çalışan işçilerin günde 14 saat gibi uzun bir zaman boyunca çalıştıklarını anlaşılmaktadır. Barınma ve çalışma yerlerinden temel gereksinimlerin karşılama durumu ise bu başlık altından işçilerin günlük yiyecek malzemelerin ne biçimde karşılandıklarını ve çalışma ortamındaki fizyolojik gereksinimlerin nasıl giderdikleri konusunda ele almıştır. Çalışma anında tarım işçileri için önemli sorunların bazıları da tuvalet ve içme suyu gibi temel gereksinimlerine getirmesidir. Yaptığım görüşmelerden çalışma esnasında içme suyunun işveren tarafından karşılandığının, tuvalet gereksinimi ise açık havada uygun görülen her ortamda giderildiğini ve özellikle kadınlar açısından da sorun oluşturduğunu tespit etti. Düzce ve ada pazarına giden işçilerin çoğunlukla çadırlardan ve barakalardan çok azını ise evlerden barındıklarını da öğrendim. Burada genellikle ailece gidenler aynı yerde kalmaktayken aynı köyden veya aynı yörede grup halinde giden işçilerin olması durumunda ise kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yerlerde kalmaktadır. İşçilerin burada sıcak su ve banyo ihtiyaçlarının nasıl karşılandıklarını sorduğumda ise sıcak suyun kovalardan soba üzerinde ısıtıldığını ya da elektrikçi ısıtıyla sağlandığını yanıt aldım. İşçiler banyo gereksinimleri ise işveren tarafından bu iş için tahsis edilen yerlerden gidermektedirler. İşçilerin banyoları genellikle günlük sıra halindedir. Bir gün kadınlar, ertesi gün erkekler şeklinde yapılmaktadır. Yaptığım görüşmelerden edindiğim bir başka bilgi ise işçilerin çoğunun temel gıda maddelerini yanlarına getirdikleridir. Bunlar kendi aralarında bir kişiyi aşçı olarak seçmekte ve bu aşçıya işveren tarafından günlük ücret ödemektedir. Günlük temel yemek gereksinimlerinin masrafları da genellikle işçiler tarafından karşılanmakta, bazen bunun farklı bölgeler işveren tarafından karşılanabildiği de görülmektedir. Öğle yemekleri ise tarla, barınma yerinde uzak ise işçiler çalışma yerlerine götürdükleri kahvaltılık yiyeceklerle yetinmektedir. İşçilerin ara dinlemeleri ise yöresel olarak değişebilmektedir. Kimi yerlerden öğle arası 2 saat olurken kimi yerlerde ise 1 saattir. Bazı yerlerde ise saat 10 ve saat 15'te 15'er dakikalık çay molası verilmektedir. Bu çay molası verilmesi her yerde rastlanan bir uygulama değildir. İşçilerin sağlık sorunlarına ve iş kazalarına karşı aldıkları önlemler ise görüştüğüm kişilerden çalışma esnasında kaza riskiyle karşılanabildiğini, fındık işçilerin karşıladıkları en yaygın kaza riski ise fındık toplama esnasında ağaçların düşme tehlikesiyle olduğunu öğrendim. Bazı ağaçların yüksek olmasından dolayı işçilerin ağaca çıkarken veya ağaçtan fındık toplarken düşme tehlikesiyle karşılanabilmektedir. İşçilerin çalışma yerine işveren tarafından tahsil edilen traktörlerin römorklarından götürüldüğünü ve bu yolculuk esnasından işçilerin araçta düşme riskiyle karşı karşıya kaldıklarını saptandım. Bu işçilerin içerisinde kadın ve çocuk işçilerin niceliksel olarak fazla olmasının bunların kaza geçirme olasılığı da yükselmektedir. İşçilerin sosyal güvenlik ve sağlık güvencileri ise gezici ve geçici fındık işçilerin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı değildir. Bu işçiler yalnızca genel sağlık sigorta kapsamında, eski tabirle yeşil kart kapsamındadırlar. İşveren tarafından bunlar için herhangi bir sigorta primi ödememekte, bu işçiler iş hukukunun mevzuatına göre formal istihdam içerisinde bulunmaktadır. Bu işçiler için iş sağlığı ve güvenliğin önlemlerinin alındığında söz edilemez. Dayıbaşı veya çavuş olarak adlandıran bu kişiler iş kanunundaki takım kılavuzunu andırsa da burada herhangi bir sözleşmenin ve iş güvencesinin varlığından söz edilemez. Tarım araçların ücret belirlemedeki sorumlulukları ve davranışları ise görüşmeleri yürüttüğümüz fındık tarımının yoğun olarak Düzce ve Adapazar işçileriyle ücretlerin nasıl belirlendiği sorduğumda ise dayıbaşı işçilerden %10 komisyon aldığını, işçilerin yemeğe karşılığında çalıştıklarını, kendisi de fındık toplama işinde çalışan çavuşun ücreti ise işçi ücretinin 2 katı olduğunu belirledi. İşçilerin ücretlerini nasıl tahsil ettikleri sorduğumda ise işçilerin yemeğlerinin dayıbaşı çavuş ile işveren tarafında iş bitiminde hesaplandığını ve işçi ücretlerin çavuşa ödendiğini öğrendim. Ücretleri toplu olarak işverenine alan çavuş ise işçilerin ücretleri ayrı ayrı vermekte, çocuk işçilerin ücretleri ise verilene verilmektedir.
Yetişkin işçilerin yövmiyelerini 25 ve 30 YTL arasına değişirken çocuk işçileri ise yarım yövmiye almaktadır. Bu işçilerin toplam 30 ile 45 gün çalıştıklarını düşündüğünden mevsim sonlarından ellerine geçen toplam gelir 750 ve 9 YTL arasında değişmektedir. Düzya'da pazar illerinden olan yerli işçilerin ücretleri ise 40 ve 50 YTL arasında değiştiğinde dışarıda gelen işçilerin bu bölgeden yarattığı rekabet yüzünden yerli işçilerin de işsiz kaldıkları da anlaşılmaktadır. Bu çalışmada Düzya'da pazarın bölgesinden fındık toplama işlerinden gezici ve geçici olarak tarım işçiliği yapan işçilerle görüşmeler yaparak edindiğim bilgilerden fındık üretimin yoğun olarak yapıldığı diğer yerlerden olduğu gibi bu bölgede de yaz aylarından çok sayıda gezici ve geçici tarım işçiliği gelmektedir. Aile fertlerinin aylarca farklı yerlerde çalışmak zorunda olduklarının, çocukların eğitimsiz kaldığı, sosyal ve sağlık güvencelerinin olmadığı işlerden çalışmak durumunda kalmaktadır. Bunun yanında belki de en büyük sorunların biri olan okul çağındaki çocukların eğitimlerinden mahrum kalmaktadır. Eğitimde mahrum kalma, gezici ve geçici çalışan işçilerin, çocukların gelecekten bu işlerden kalmaya mahkum olacakları bu yolla rezerv ve iş gücünün sürekli bir biçimde yeniden üretildiğinin göstergesidir. Fındık toplama işçilerin anlatımlarına göre yerli halkın davranışları ve çalışma koşulları yaşam şartları açısından gittikleri yerlere göre farklılığı göstermektedir. Bu işçilerin gittikleri yerlere yerli halkın tarafından karşılaştıkları baskıların temel nedeninin biri de düşük ücretle çalıştırma sonucunda yerli halkın da işsiz kalmasıdır. Netice itibariyle gezici ve geçici tarım işçiliğin formal bir ekonominin dışında kalıyor olmasıdır. Formal bir ekonomi dışında kalmak, iş gücü piyasasının verileri içinden değişik iş gücü piyasası yani ucuz emek iş gücü piyasasına yer almaktadır. Gezici veya geçici tarım işçilerinin enformal bir ekonominin başat unsurların arasındadır, yer almaktadır. Saygılarımla. Evet, Mehmet Aydın'a teşekkür ediyoruz. Sunumunu yapmak üzere Sayın Fotoş Hoca'ya buyurun. Öncelikle merhabalar. Ben Ordu Üniversitesi'nden katılıyorum. Kumanda. Ordu Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Ben de Mehmet arkadaş genel çerçevesini çizdi. O yüzden pek fazla ayrıntıya geçmeyeceğim. Öncelikle mevsimlik kişilik kavramının tanımını kısaca tanımlamak gerekirse daha çok tarım sektörünün vasıf gerektirmeyen bölümlerinde geçici olarak ben kısa süreli işlerde çalışmayı istekli kişilerden oluşmaktadır. Bu istekler genel olarak zorunluluktan doğmuştur. Biraz sonra ben açıklayacağım zorunluluk nedenlerini. Türkiye'de mevsimlik tarım işçiliğinin kısaca tarihsel kökenini ve oluşum sürecini irdelemek gerektiğini düşündüm ben. Bu süreci 3 başlık altında değerlendirdim. Bunlardan bu dönemlerden ilki tarımda makineleşmenin yoğunlaştığı yıllar olan 1950'li yıllar. İkinci dönem kırsal dönüşümle birlikte ortakçılık, yarıcılık sisteminin erimeye başladığı yıllar olan 1965'li yıllar. Üçüncü dönem ise neoliberal politikalarla birlikte tarımsal alanda da devlet desteğinin çekilmeye başlandığı 1980'li yıllar ve sonrasını kapsamaktadır. Adıyaman bölgesinde mevsimlik tarım işçiliği kavramının boyutu iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar asıl geçinme kaynağı olarak yürütülen mevsimlik tarım işçiliği ve ek gelir elde etmek amacıyla yürütülen mevsimlik gezici tarım işçiliği. Hızlı bir şekilde geçecek olursak asıl geçinme kaynağında tırnak içerisinde söylüyorum hanenin reisi olarak görülen baba yıl içerisinde 4. aydan itibaren göç etmeye başlar ve Kasım ayına kadar bu göçünü sürdürür. Ek gelir elde etmek amacıyla
gezici mevsim tarım işçiliği yapan ailelerde ise durum daha farklıdır. Bu profilde genellikle çalışmaya evin kadınları giderken evin oğulları babalarının yanında babanın işlerine yardım etmek amacıyla köylerine kalmayı tercih etmektedirler. Bu profilde genellikle çok fazla evin hane içerisindeki cinsiyet ve yaş oranına bakılmaksızın seçilir. Genellikle isteğe bağlı olaraktan yürütülür. Ek gelir elde etmek amacıyla gezi mevsim tarım işçiliği yapanlar genellikle borçluk durumlarına göre veya önlerinde borçlanma durumunu gördükleri süreçler varsa, mesela işte çocuk evlendireceklerse, ev yaptıracaklarsa gibi, o süreçte finansmanlarını sağlamak amacıyla tercih etmektedirler. Ben en başta şunu irdeledim. Adıyaman bölgesi neden bu kadar yoğun bir şekilde göç vermektedir? Yılda 30 ila 40 bin arasında gezici mevsimlik tarım işçisi göçü veriyor. Ardından bunu açıkladıktan sonra en başta araştırma yöntemlerini söyleyeyim. Araştırma Adıyaman ilinin Besni ilçesinde gerçekleşmiştir. Toplamda 39 mevsimlik tarım işçisine kapalı ve açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Veriler SPSS programına girilerekten grafik dökümü haline getirilmiştir. Sunumda da izleyeceksiniz. Aynı zamanda devlet ve kamu ve özel sektörde konuyla ilgili kurumlarda derinlemesine görüşmeler sergilenmiştir. Adıyaman'da mevsimlik tarım işçiliğinin yoğunlaşmasına neden olan iç etkenleri 3 başlık altında değerlendirdim. Adıyaman ilinde tarımsal alanda sulama sıkıntısının var oluşu, tütün yasasıyla artan yoksulluk oranı ve Adıyaman ilinin bir sanayi kenti olamayışı. Adıyaman ilinde tarımsal alanda büyük bir sulama sıkıntısı var. Bu özellikle TEDAŞ'ın özelleştirilmesinden sonra daha da artmıştır. Çünkü TEDAŞ özelleştirilmeden önce çiftçi suyunu kuyudan elektrik yardımıyla çektirebiliyor ve TEDAŞ'a olan borcunu yılda 2 parça halinde ödeyebiliyordu. Biçer ve hasat dönemi olmak suretiyle. Yalnız TEDAŞ özelleştirildikten sonra durum çok daha farklı boyutlara ulaştı. Çünkü her ay düzenli olaraktan elektrik faturasını ödemek zorunda kaldılar. Bu nedenle tarlasını borcunu ödeyemedikleri zaman ekinleri kurumaya bırakılmış kalıyor. Böylelikle tarımsal ekonomiden yavaş yavaş çekildiklerini görüyoruz biz. Ardından tütün yasasıyla artan yoksulluk oranına bakacak olursak, tütün yasası ülke genelinde zaten çok büyük bir vurgun yaratmıştır, özellikle tütün çiftçileri üzerinden. Adıyaman üzerinden değerlendirecek olursak, bir Adıyamanlı tütün çiftçisi aile yılda 5 ila 6 ton arasında tütün kaldırabiliyor ve hasat yapılmadan tekelle anlaşaraktan ürünün satışını gerçekleştiriyordu. Ancak tekelin özelleştirilmesiyle birlikte böyle bir sistem de ortadan kaldırıldı ve tütün piyasasından da yavaş yavaş çekilen çiftçiler gezici mevsimlik tarım işçiliğinde istihdam, daha doğrusu devlet tarafından yapılır ama emeklerini arz etmeye başlamışlardır. Adıyaman'ın bir sanayi kenti olamayışı dedik. Adıyaman bir sanayi kenti değil ve bu nedenle de müthiş bir şeylik var. Yani yıllık nereden baksanız vurulduğunda şu şekilde toparlayayım bir saniye. 245 tane sicil belgesi almış sanayi kuruluşu vardır. Toplam bir şekilde bunu yaptığımızda ise 278 tane işletme mevcuttur ve bu işletmelerin tamamı 10.271 kişinin istihdamına neden olmaktadır, istihdamını sağlamaktadır. Bu çok yetersiz bir sayıdır. Alan araştırmasına şimdi geçiyoruz. Alan araştırmasında %53.8 ile kadınlar yoğunluk göstermektedir. Yaş aralığı yoğunluğuna bakacak olursak 40 ila 50 yaş arasındaki orta yaş grubu %48.7
%7 oranına sahipken çocuk işçilik oranı da çok azımsanamayacak derecede olduğunu düşünüyorum. %12.8 bu benim araştırma yaptığımda yüzdelik bölümüne yani 39 kişinin yüzdelik bölüşümü şeklindedir. Buradaki grafikte ise araştırma yapılan yerlerin yoğunluk derecelerini grafik haline döktüm. Yan tarafta da araştırma yapılan kişilerin oturdukları ev tipleri yer almaktadır. Katılımcıların öğrenim durumları ve öğrenimlerine son verme nedenlerini gösteren tabloya bakacak olursak, eğitim durumları %33.3 ile okumayan kişiler burada istihdam edilirken, ilkokul düzeyinde %35.9 kişi vardır. Yalnız şunu da belirtmek gerekiyor ki üniversite mezunu oranına baktığımızda ise %5.1 yani üniversite mezunu kişilerinde gezici mevsimlik tarım işçiliği yapmak zorunda kaldıklarını görmekteyiz. Öğrenim hayatlarına son verme durumları ise %61 oranında imkansızlıklardan kaynaklıdır. Katılımcıların gezici mevsimlik tarım işçiliği yapmadan önceki meslekleriyle babalarının mesleklerini gösteren tabloyu özellikle ben karşılaştırmak istedim. Çünkü genel olaraktan şöyle bir algı var. Gezici mevsimlik tarım işçiliği babası da onu yapıyordu. Hani babadan oğula geçen bir meslek olaraktan bir algı var. Bu algıyı kırmak amacıyla aslında son yıllarda arttığını göstermek amacıyla ben böyle bir karşılaştırma yapma gereksinimi duydum. Katılımcıların önceki mesleklerine cevaplarına baktığımızda %66.7 boş bırakanlar yer alıyorken babalarının mesleklerine baktığımızda en büyük oran %38.5 ile çiftçilik yer almaktadır. Bu aradaki bağın alakasız bir bağ, yani bağ kurulamayacağını göstermek amaçlı yaptım bunu. Yapılan görüşmeler sonucunda katılımcıların göç ettikleri yerlerde gıda masraflarını nasıl karşıladıklarına ve yemek yapımını kimlerin üstlendiğini gösteren grafikleri göreceksiniz burada. Kendi imkanlarıyla, gıda masraflarını kendi imkanlarıyla karşılayanlar %43.6, yemek yapımını ise %66.7 ile tarlada, bahçede çalışan hane üyelerinden birisinin yaptığını görmekteyiz. Arada bir fark var. Mesela gıda masrafları ve yemek yapımının gidilen yerlere göre değiştiğini sürekli vurgulamışlardır. Özellikle Karadeniz bölgesinde gıda masraflarını işveren üstlenirken doğu bölgelerinde gıda masraflarını ve yemek yapımını kendilerinin üstlendiklerini dile getirmişlerdir. İşçilerin gittikleri yerlerde ırk, dil, din veya mezhep farklılığı varsa bu farklılığa maruz kalıp kalmadıklarına yönelik bir anket çalışmasıydı bu. Buradaki çalışmayı da ben iki boyutta açıkçası iki boyutta yorumluyorum. Öncelikle işçilere yansımayan bir işçilere yansımayan bir ötekileştirmenin varlığı, ardından ise işçilere yansıyan ötekileştirmenin vardır. İşçilere yansımayan derken elçi ve bahçe sahibi arasında geçen diyaloglardan birisi, yan tarafta belirttim. Mesela bahçe sahibi elçiye şöyle bir şeyde bulunuyor. Tam işi bağlıyorum. Adam diyor Kürtçe konuşmasın. Bir de Alevi olmasın. Ama benim elimdeki listemde Alevisi de var. Doğru düzgün Türkçe bilmeyeni de. İş soranı nasıl iş yok diyesin ki. Bu elçinin Adıyaman'da bir elçiyle görüşmüştüm. Onun ağzından çıkmış bir söz. Diğer türlü boyutuna bakacak olursak, tarlada bahçede eğer kendi aralarında Kürtçe konuşuyorlarsa yoğun bir şekilde bahçe sahibinden azar yediklerini ve bir şey diyeceksen Türkçe'de biz burada bunu anlamıyoruz diyerekten azarlandıklarını ve dini inanç meselesinde bir farklılık varsa bu farklılıktan dolayı farklı tutuma tabi tutulduklarını işçilerden öğreniyoruz. İşçilerin aracılarla yaşadıkları problemleri ise 4 boyutta inceledim. Parasal konular en temel problemlerini oluşturuyor. Ardından vaat edilen çalışma koşullarının yerine getirilmiyor oluşu, elçilerin sürekli çalışmaya zorlaması ve son şeyde ise elçiyle
elçi mesela Adıyaman'a, Adıyaman'ın bir köyüne giderekten oradan işte bir 12 kişilik grup toplayaraktan Giresun'a fundağa götürüyor işçileri. Yalnız Giresun'a vardıklarında şöyle bir tabloyla karşılaşıyorlar. Bahçe sahibi diyor ki ben sana 2 kişi istemiştim. 12 kişiyi ben ne yapacağım? Yani geri kalan 10 kişiyi bahçeme almayacağım diyorlar ve geri de dönemeyen işçiler Giresun'da bir camide yattıklarını 7 gün boyunca ve 7 gün iş aradıklarını, iş bulamadıklarını ve otobüs bileti alacak paralarının da olmadıklarını, bir şekilde köylerine zorla dönüşlerini gerçekleştirdiklerini söylüyorlar. Elçilerin sürekli çalışmaya zorlamaları ise genelde işçiler şöyle bir söylevde bulunuyor. Sanki bahçe onun habire çalış diyerek başımızda bekçilik yapıyor ve bu durum bizi çok rahatsız ediyor. Maat edilen çalışma koşullarının yerine getirilmiyor oluşu ise gitmeden önce konuşulan koşullar ile gittikten sonra değişen koşullar arasındaki farklılığı sürekli vurguluyorlar. İşçileri yani götürmek amacıyla ne deseler evet bu şekilde o şekilde diyerekten kandırıyorlar. Bir de parasal olarak konularda ise günlük 5 liraya kadar komisyon aldıkları oluyormuş elçilerin. Ve bazen maddi bazen ücretlerini ise hiç vermediklerini söylüyorlar. Katılımcılar yoğun olarak Malatya'ya kayısı asadığı için emek göçü gerçekleştirmektedirler. 39 katılımcının 30'unun göç grafiğinde Malatya ilçesi ilk sıradayken ikinci sırada Giresun ilçesi yer almaktadır. Adıyaman bölgesindeki araştırma yaptığım kişilerin yoğunluk derecesi göç ettikleri yerleri. İşçilerin gezici mevsimlik tarım işçiliğini tercih etme nedenleri arasında en yoğun cevabı başka çalışacak iş imkanları olmayışı ve ikinci sırada ise borçlanma durumuna göre değişti cevabı yer almaktadır. Sonuç yerine bölümüne gelecek olursak elde edilen bulgular ışığında işçi ve elçi borç ilişkisinin kırıldığı gözlemlenmiştir. Daha önceleri hani literatür taramaları yaparken çok fazla rastladım. Elçi işçiye maddi sıkıntıya girdiği zaman borç para veriyor. Böylelikle sonraki yıllar kendisine çalışmasına yönelik işçiyi bağlamış bulunuyordu. Ancak artık böyle bir şeye gerek duymadıklarını söylüyorlar. Elçilerin kendileri de diyor zaten bunu. Zaten fazlasıyla bu sektörde yani bu çalışma koşullarına çalışacak kişi bulabiliyoruz. O nedenle borç para verme gereksinimi de duymuyoruz diye. Kırsal alana ait olan geleneksel yaşam koşullarında bir takım kırılmaların da olduğu fark edilmiştir. Özellikle geniş aile tipolojisinin kırılması, geçimlik sebze üretimi ve hayvan besiciliğinde azalma ve hane içi iş bölümünde ufak çapta değişimler gibi. Hane içi iş bölümünde ufak çapta değişimlerden kastım. Genellikle Adıyaman bölgesinde evin erkekleri emek piyasasında yer alırken kadınlar hane içerisinde kalaraktan günlük işleri veya hayvanları varsa, bahçeleri varsa o tür işlerle ilgileniyorken burada bir döngünün gerçekleştiğini gördük. Artık hani cinsiyet ayrımı yapılmaksızın hane üyelerinden erkeklerin oturduğunu, hanımların ise dışarılara çıkıp, kadınların ise dışarılara çıkıp çalıştıklarını gördük. Böyle bir değişim yaşandığını ve ardından Adıyaman bölgesinde gezici mevsim tarım işçilerinin farklı emek piyasalarında da yer aldıkları görülmektedir. Yani sadece gezici mevsim tarım işçiliği yapıyoruz veya işte tarım sektöründe çalışıyoruz değil, bunun dışında da farklı sektörlerde çalıştıkları gözlemlenmiştir. Yoğunluk olarak yevmiyeli işçilik yapıyorlar. Yalnız milli piyango satıcılığı, seyyar satıcılık gibi mesleklerde de çalıştıklarını görmekteyiz. Çocukların mevsimlik tarım işçiliğini genellikle babalarına olan vefa borçlarını ödemek amacıyla yaptıklarını söylüyorlar. Sunumda da gördüğünüz gibi ortaokul öğrencisi olan mevsimlik tarım işçisi babam beni okutuyor, büyütüyor, bu yaşa kadar getirdi. Ben de çalışarak
ona bu borcumu ödemeliyim şeklinde söylevi vardır. Ve aynı şekilde çocukların şöyle de bir algı var. Gittiğiniz yerlerde mesela hani çekiniyor musunuz, korkuyor musunuz gibi veya çalışmak çok zor geliyor mu diye sorular yönelttiğimde genelde yok, eğlenceli geçiyor. Arkadaşlarımız var, yeni arkadaşlar ediniyoruz. Ama gerçekten çok zor. Korkuyu, heyecanı ve farklı yerde yaşamanın verdiği garip duyguyu hep bir arada yaşıyoruz gibi söylevler bunlar. 39 katılımcının da düzenli bir göç grafiğinin çizilemiyor olması ya da yılda yalnızca tek yere gidiyor olmaları, Adıyaman bölgesinde gezici mevsimlik tarım işçiliğinin temel geçinme kaynağı olarak görülmediği varsayımına ulaşmamıza neden olmaktadır. Ve son olarak da alan araştırmasındaki bulgular ışığında gezici mevsimlik tarım işçiliği mesleğinin bir takım bölgesel kalkınma uygulamaları ve iyileştirme politikalarının gerçekleştirilmesiyle yoğunluk derecesinin kırılabileceği yönündedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Fatoş Hocal'a da teşekkür ediyoruz. Aslında her iki sunum bize gezici ve geçici tarım işçiliğinin ne kadar zahmetli, meşakkatli olduğunu ve esas itibariyle kadınların ve çocukların omuzundaki bir yük ve çalışma biçimi olduğunu gösterdi. Aslında ilginç olan gelişme son yıllarda Türkiye'de bu kadar zahmetli bir işin İç göçmenler yerine giderek dış göçmenlere aktarılması yönünde, özellikle Karadeniz bölgesinde Gürcü işçilerin fındık, çay, tütün işlerinde giderek yaygın çalıştırıldığını görüyoruz. Son dönemde buna Malatya'daki kayısı işinde Suriyeli işçiler de katıldı. Gürcü işçilerin ücretleri ile Karadeniz'deki diğer yerli işçilerin ücretleri arasında çok bir fark olmayabilir ama Suriyeli işçilerin Malatya'da çok daha düşük ücretlerle çalıştırıldığına dair bir takım haberler medyada yer aldı. Suriyeli işçiler Türkiye'deki düzensiz en formal iş gücü piyasalarının yeni bir alt kategorisi olaraktan şimdi yapılacak olan sunumda karşımıza çıkacak. Nihat Kireç da Ordu Üniversitesi'nden zorunlu göç ve çalışma hayatı tekstil sektöründe çalışan Suriyeli göçmenler üzerine sunumunu yapacak. Buyurun. Arkadaşlar merhaba. Ben çalışma ekonomisi öğrencisiyim. Ordu Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi 4. sınıf öğrencisiyim. Sizlere zorunlu göçle birlikte Antakya'ya gelen Suriyeli göçmenlerin Antakya emek piyasasına etkisini irdeleyip sizlere sunacağım yaptığım bir alan araştırmasıyla. Öncelikle arkadaşla birlikte yaptık ancak arkadaş özel nedenle kendileri gelemedi. Bu yüzden ben tek başıma sunacağım bu konuyu. Öncelikle zorunlu göçten bahsetmek istiyorum ve biraz da tarihine değinmek istiyorum, tarihsel sürecini. Doğal ya da insan yapımı nedenlerden dolayı içerisinde yaşama ve refaha yönelik tehditleri içeren olaylar sonrası kişilerin isteklerinin dışında göç etme durumu zorunlu göç diye ifade edilir. Dünya tarihine baktığımızda yaşanan ekonomik gelişmeler, politik gelişmeler, ekonomik buhranlar, savaşlar sonrası zorunlu göçün arttığını diyebiliriz. Soğuk Savaş sonrasında parçalanan devletler ve ülke sınırları içindeki çalışmalar nedeniyle sınırlar içinde yerinden edilmiş kitlelerin sayısında da bir artış yaşanmıştır. Bu duruma paralel 80'li yılların ortalarından itibaren dünya genelinde mülteci ve sığınmacıların sayısında da dramatik bir artış yaşanmıştır. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'nin 2013 yılında dünyadaki mülteci sayısına ilişkin yayınladığı rapor bu dramatik artışı gözler önüne sermektedir. Bu rapora göre dünyadaki mülteci sayısı 51.2 milyonu bulmuştur. Bu sayı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ulaşılan en yüksek rakamdır. Türkiye'de de durum bundan ibarettir. 1980'lerden itibaren uluslararası göç hareketlerinin uğrak yeri haline gelmiştir. Özellikle kaçak göç hareketlerinin uğrak yeri haline gelmiştir. Daha yakın bir tarihe geldiğimizde ise hepimizin bildiği gibi Suriye'de 2011 yılından itibaren siyasal bir kriz yaşanmaktadır. 15 Mart 2011 yılında başlayan rejim karşıtı gösteriler Suriye'nin birliğini ve bütünlüğünü doğrudan etkiledi. Suriye'de yaşanan kriz sonrası ülke içindeki kaos ve can güvenliği sorunu nedeniyle nüfusun büyük bir kısmının yaşadığı toprakları terk etmesine neden oldu. Bu süreçte Suriye ile sınır komşusu olan Türkiye'de en fazla etkilenen ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye açık kapı politikası izleyerek sınır kapılarını göçmenlere açtı. Ancak Suriyelileri 1951 tarihi mülteciler statüsünün belirlenmesine yönelik Cenevre Sözleşmesi'nde koyduğu coğrafi çekingeden dolayı mülteci değil misafir olarak tanıdı. Fotoğrafta görüldüğü gibi
İçişleri Bakanlığı 1 Ağustos 2014'te Türkiye'de 1 milyon 385 bin süreyi olduğuna dair açıklama yapmıştır. Bu rakamlar tahmini rakamlardır. Bu sayının 190 bine yakını Hatay'da yaşadığı tahmin edilmektedir. Kesin olarak bilinen ise çadır kentlerde yaşayanlara dair bilgilerdir. AFAD verilerine göre Hatay'da çadır kentte 14.749 süreyle yaşamaktadır. Ve görüldüğü gibi Hatay 3. sırada 190 bin kişilik bir sayıyla. Biraz da Suriye krizi ve Hatay'a değineceğim. Süreli göçmenler ilk olarak Haziran 2011 yılında geçiş koruma statüsü ile sınır illeri Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa'da kurulan kamplara yerleştirilmiş. Sayının artması sonrasında ise Adıyaman, Osmaniye, Adana, Mardin ve Malatya illerinde kurulan çadır ve konteyner kentlere yerleştirilmiştir. Bu süreçte en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden biri de Suriye ile sınır komşusu olan Hatay gelmektedir. Esasında Hatay'ın Suriye'deki krizden en fazla etkilenmesinin nedenleri arasında Hatay'ın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve ekonomik açıdan Suriye ile yoğun bir ilişkisi olmasından kaynaklanmaktadır. Yaptığımız bu araştırmada 2011 yılında Suriye'de yaşanan krizle birlikte Hatay'a zorunlu göç etmek zorunda kalıp kamplar dışında yaşayan Antakya'daki tekstil sektöründe kayıt dışı çalışan Suriyeli göçmen işçiler irdelenip bu çalışanların Antakya yemek piyasasına etkileri incelenecektir. Bu araştırma tekstil sektöründe kayıt dışı çalışan Suriyeli göçmen işçilerin en yoğunlukta olduğu yerler olan Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Uzun Çarşı, Halep Çarşısı, Modern Çarşı ve Narlıca mahallelerinde yer yapılandırmış soru formu çerçevesinde yapıldı. 8 kız çocuğu, 7 erkek çocuğu olmak üzere toplam 15 çocuk işçi, 25 kadın ve 10 erkek işçiyle de bu görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerin tamamı Ağustos ayında yapıldı. Öncelikle işçilere erişim için işverenlerden izin alındı. Bütün bu görüşmelerin tamamı Arapça yapılıp sonradan biz Türkçe'ye çevirdik. Özel hayatın gizliliği ve olası her türden risk nedeniyle görüşme yapılan kişilerin kişisel bilgilerine anketlerde yer verilmedi. Bu riskler işte denetimden korkuyorlardı işverenler ya da işçiler biraz çekingen davranıyordu. Bu yüzden işte özel bilgilerine yer vermek istemedik alan araştırmamızda. Bu çalışmanın amacı Hatay'a gelen ve çadır kentler dışında kalıp kayıt dışı çalışan Suriyeli göçmen işçilerin emek piyasasındaki konumlarını ve emek piyasasının etkilerini ortaya koymaktır. Yöntem olarak bu çalışmada nitel ve nicel yöntemler bir arada kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan nicel yöntemlerin birincisi ulusal ve uluslararası kuruluşlara ait verilerdir. İstatistiki verilerdir. İkincisi ise görüşme yapılan Suriyelilere ait anketlerdeki verilerdir. Anketteki veriler SPSS programıyla kodlanıp anlamlı tablolar haline getirilmiştir. Kullanılan nitel veriler ise tekstil sektörünü kapsayan ilgili odalarla olan görüşmelerden oluşmaktadır. Araştırma yapılacak evrenin belirlenmesi için ilk önce Antakya'daki tekstil satış mağazalarının ve imalat yerlerinin yoğun olduğu yerler araştırıldı. Bu alanlar az önce belirttiğim gibi Uzun Çarşı, Halep, Modern Çarşısı ile Narlıca Mahallesi olduğu tespit edildi. Yöntem olarak ise gerçekleştirdiğimiz bu alan araştırmamızda tekstil sektöründe çalışan Suriyeli işçi sayısının çok olması sebebiyle örneklem seçiminde rastlantısal örneklem yöntemi kullanılmıştır. Suriyelilerin demografik özelliklerini biraz bahsedeceğim. Suriyeli göçmen işçilerin cinsiyet ve yaş aralıklarına tablosuna baktığımızda %66'sının kadın, %34'ün erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Tekstil sektöründe göçmen kadınların istihdam oranı yüksek olması nedeniyle görüşmelerin çoğu kadın işçilerle yapılmıştır. Aşağıdaki tabloyu incelediğimiz zaman görüşme yaptığımız işçilerin yaş dağılımını incelediğimizde 9-17 ile 18-27 yaş aralığının olanların çoğunlukta olduğu gözlemlenmektedir. Sonuç olarak bu sektörde kayıt dışı istihdam edilen işçiler çoğunlukla çocuk ve genç kesimden oluştuğu görülmektedir. Göçmenlerin eğitim düzeyine baktığımızda ise görüşmecilerin çoğunluğu lise ve üst eğitim almış kişilerden oluşmaktadır. Baktığınızda lise eğitimi alanlar %40, üniversite eğitimi alanlar ise %12'lik bir bölümü oluşmaktadır. Toplamda 152'lik yarısından fazlası lise üst eğitim düzeyinde almıştır. Ayrıca tabloya baktığımızda çocukların %30'u temel eğitimden mahrum kalmıştır. Buna vurgu yapmak istiyorum. Çalışanların, yani Suriyeli çalışanların aileleri genellikle 4 ile 7 kişiden oluşmaktadır. Bu oran belli oluyor zaten %58'lik bir oranla, çok fazla farklı.
Süreyle işçilerin hanelerindeki çalışan kişi sayısına baktığımızda ise tabloda gördüğü gibi 1-3 arası çalışanların %80'lik bir oranla çok olduğunu görmekteyiz, o aralıkta olduğunu. Süreli göçmenlerin geldikleri yerler ve göç süreçlerine bakacak olursak, süreli işçilerin en fazla Halep'ten geldiği tespit edilmişti. Bunun temel sebebi Hatay'a yakın olması ve çatışmaların yoğun bir şekilde burada sürmesinden kaynaklanmaktadır. Süreli işçilerin geliş tarihlerine baktığımızda ise 1 ile 12 arası gelenlerin yoğun olduğu görülmektedir. 1-3 yıl arası gelen göçmen işçi oranı düşük olmasının önemli sebeplerinden birisi de bu tarih aralığında gelenlerin daha iyi iş bulmak umuduyla daha büyük kentlere göç etmesinden kaynaklanmaktadır. Bugün İzmir, İstanbul ve Ankara'daki Süreli nüfusuna baktığımızda bu kanıyı destekler niteliktedir. Süreli işçilerin göç etme nedenlerine baktığımızda ise görüşme yapılan göçmen işçilerin %56'sı Süreli'deki güvenlik ortamının olmamasından dolayı zorunlu göçle gelenlerden oluşmaktadır. Türkiye'ye geliş nedenleri arasında diğer önemli faktörler ekonomik ve ailevi nedenlerden oluşmaktadır. Bu grupta yer alanların geliş nedenleri Suriye krizi sonrası ortaya çıkan ekonomik bunalım, işsizlik ve çocuk işçilerin aileleriyle birlikte gelmek zorunda kalması gibi önemli faktörlere dayanmaktadır. Ancak bu etkenlerin bazen iç içe girdiğini de tespit ettik. Süreli işçilerin Hatay'ı tercih etme nedenlerine baktığımızda ise coğrafi yakınlıktan diğerlerinin oranının yüksek olduğunu saptadık. Bunun sırasıyla akraba ve tanıkların olması ile dil ve toplumsal benzerlik de takip etmektedir. Süreli göçmen işçilerin Hatay'daki yaşam koşullarına baktığımızda ise Süreli işçiler Hatay'a yerleşme sürecinde çok zorlu koşullarda karşı karşıya kaldıklarını ve bunun sürmekte olduğunu dile getirmişlerdir. Süreli göçmen işçiler kalacakları konutları kendi olanaklarıyla temin etmek zorundadırlar. Çoğu maddi olanaksızlıkları nedeniyle kötü şartlar altındaki yapılarda, yetersiz koşullarda yaşamak zorundadır. Kötü koşullara rağmen barındıkları yerlere yüksek kiralar ödemek zorunda kalmaktadırlar. Oldukça kalabalık olan aileler olumsuz koşullarda ve genellikle bir veya iki odalı olan evlerde yaşamaktadırlar. Görüşmecilerden birinin bize söyledikleri aynı şu şekildedir. Türkiye'ye 9 ay önce annem, babam ve 3 kardeşimle geldik. Ailede 6 kişi kalıyoruz. Kaldığımız ev çok küçük ve doğru dürüst eşyamız yok. Kışın ev ısınmıyor ve o küçük eve ödediğimiz kira 450 TL. Evde sadece ben, babam ve kardeşim çalışıyoruz. Eve ayda 1 milyar para geçiyor. Bu parayla 6 kişi geçinmek zorundayız. Burada her şey pahalı olduğu için zaten geçinemiyoruz. Süreli işçiler ve emek piyasasına baktığımızda ise göçmen işçilerin süreli işlerini ele aldık. Onları incelemek istedik. Ve süreli işçilerin Süreli işçilerin %48'i daha önce Suriye'de işçi olarak çalıştığı görülmektedir. Bunun sırasıyla %6'lık oranla kendi iş yeri sahibi olanlar, %4'lük oranla da memur statüsünde olanlar takip etmektedir. Süreli göçmen işçilerin Türkiye'de yaptıkları işlere baktığımızda ise tabloda da görüldüğü gibi çocuk işçileri ortacı diye adlandırdığımız iplik temizleme, katlama, paketleme işlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Diğer frekansları incelediğimizde ise iş dağılımında yaş aralığına bağlı bir ayrım gözetilmemiştir, bir fark görülmemiştir. Süreli işçilerin %30'u 400 TL'den az aldığını görmekteyiz tabloda. %64'ün ise 401 ve 150 TL arasında bir ücret aldığını görmekteyiz. Genel olarak göçmen işçilerin asgari ücretin çok altında ücretlerle istihdam edildiğini görmekteyiz. Çocukların yoğun olarak 400 TL'den az aldığı gözlemlenmiştir. Bir diğer önemli gözlem ise aralık aynı olsa da kadınlarla aynı işi yapan kadınların erkeklerden daha düşük ücret aldıkları tespit edilmiştir. Göçmen işçilerin çalışma saatleri ve çalışma alanlarını da ele aldık. Süreli işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili bir diğer bilgi ise çalışma süreleridir. Süreli işçilerin Türkiye göçüyle çalışma saatlerindeki değişimi anlayabilmek için Türkiye ile Suriye'deki çalışma saatlerini karşılaştırmışsınız sorusu sorulmuştur. İşçilerin %40'ı daha önce Suriye'de çalışmadığı için bilmiyorum cevabını vermiştir. Çalışanların %60'ı ise Suriye'de çalışma saatlerinin daha iyi olduğunu belirtmişlerdir.
Görüşmeciler aynı zamanda Türkiye'deki çalışma saatlerinin oldukça uzun olduğunu ve neredeyse 11 saatten az çalışma mümkün olmadığını vurgulamışlardır. Tabloda da görüldüğü gibi 12 saat çalışanların %88'dir. 11 saat çalışan sadece tek bir iş yerinde gördük onları, başka hiç görmedik. Çalışma alanlarına baktığımızda ise görüşmecilerin istihdam edildiği tekstil atölyeleri kapsam bakımından küçük ve ortalama 15 işçinin çalıştığı yerlerdir. Bu atölyeler daha çok arka mahallelerde yer almaktadır. Hijyenik koşulların yetersiz olduğu bu çalışma mekanlarında havalandırma, ışıklandırma koşullarının yetersiz olduğu da tespit edilmiştir. İmalat atölyelerinde kullanılan kabloların etli ve açık alanda olması tehlike unsuru da yaratmaktadır. Elektrik tesisatındaki bir tehlike, kaynaklı bir tehlike. Ayrıca dikiş makineleri düzensiz bir şekilde dizilmiş, kumaşlar ise dağınık bir halde bırakılmıştır. Yazın sıcağında işçiler bu atölyelerde tozlu ve havasız ortamlarda toz maskesi kullanmadan çalıştırılmaktadır. Yemekhanelerin olmamasından dolayı işçiler öğle arası yemeklerini tozlu ortamların olduğu dikiş makineleri ve kumaşların yanında yemektedir. Bu çalışma mekanları işçi sağlığı ve işçi güvenliği açısından bir tehdit oluşturmaktadır. Çektiğim birkaç fotoğraf. Fotoğraf çekmeme izin vermediler ancak bir atölyede birkaç tane çekebildim. Çocuk işçiler ve atölyelerin şekli. Nitel veriler elde etmek için ise yetkili odalarla da görüşmeler yaptım. Bu görüşmeler yetkili odalar olarak Antakya Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Oda Başkanı, Antakya Terziler Odası Başkanı, Hatay Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı ile İnsan Hakları Derneği ile denilemesinde görüşmeler yapılmıştı. Görüşmelerde yetkililer Süreylilerin Antakya iş piyasasını olumsuz yönde etkilediklerini ancak onların da genellikle uygun olmayan koşullarda çalıştırdıklarını söylemişlerdir. Ayrıca düşük ücretle çalışmayı kabul eden işçiler bütçeleri kısıtlı olmasından dolayı harcama yapamadıklarından piyasayı olumsuz yönde etkilediği, Süreyli işçiler kayıt dışılığı arttırdığı ve buna paralel ücretlerin de düşmesine sebep oldukları dile getirilmiştir. Göçmen işçilerin bu durumunu fırsata çeviren bazı işverenler ise karını yüksek oranda arttırdığı, buna bağlı olarak da yerel iş gücü ise istihdam sorunu yaşandığı da ifade edilmiştir. Ama en çok vurguladıkları nokta şudur. Devletin kayıt dışı çalışanlara yönelik denetim yapmadığını da önemli vurgulamışlardır. Hiçbir denetim devlet tarafından yapılmamaktadır zaten. Bu şekilde zaten kendileri vurguluyor. Antakya Tuhafiyeciler Konfeksiyoncular Odası'nın başkanının görüşleri. Süreyya krizinin başladığı yıldan bugüne, yani geçen bu 3 yıllık süreçte odama bağlı 600'e yakın iş yeri sahibi iflas edip dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Odama bağlı tuhafiyecilerin çoğu kredilerle ve faiz paralarla ayakta durmaktadır. İşin ehlini bilen gençler buradaki işsizlikten dolayı büyük kentlere göç etmek zorunda kalıyor. Biz oda olarak devletin denetim yetersizliğinden şikayetçiyiz. Süreyliler sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda çok düşük ücretlerle çalıştırılıyorlar. Gelen Süreylilerle işsizlik ciddi bir şekilde arttı ve artmaya da devam ediyor. Piyasa bu durumdan çok etkilendi. Bunu fırsatı çevirenler ise çok zengin oldu. İşverenlerin tercih etmelerindeki en temel sebep çok ucuza çalışmayı kabul etmeleri ve sigorta talep etmemeleriydi. Bizler devletten bir an önce bu soruna çözüm bulmasını, denetimlerini arttırmasını ve bu şehirdeki Süreylileri kontrol altına atmasını istiyoruz. Ayrıca göçmen işçilerin Süreyya geliş dönüş isteği hakkında da bilgi edinmek istedik. Alan araştırması bulgularında çalışan Süreyli işçilerin geleceğe yönelik beklentilerini öğrenebilmek açısından Süreyya geri dönmek istiyor musunuz sorusunu sorduğumuzda görüşmecilerin tamamı Süreyya'da yaşanan iş savaşının bitmesi durumunda dönmek istediklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak baktığımızda ise Süreyli işçiler tekstil sektörü ve diğer sektörlerde olduğu gibi çok düşük ücretlerle güvencesiz, kayıt dışı ve fazla mesai ücreti talep etmeden çalıştırılmaktadır. Tekstil sektöründe kayıt dışı çalışanların çoğunluğu kadın ve temel eğitimden mahrum kalmış çocuklardan oluşmaktadır. Kayıt dışı çalıştırılan işçiler haksız rekabeti, kaçak istihdamın yaygınlaşmasına, vergi ve sosyal güvenlik primi kaybına yol açmaktadır. Ucuza çalıştırılan Süreyli işçiler nedeniyle bölgede çalışanların bir kısmı işsiz kalmıştır. Buna paralel işçilerin de iş bulması zorlaşmıştır. Devletin resmi kurumlarının bu işlere yönelik denetim yapmamaktadır. Denetim yapılmaması ve kontrol altında tutulmamaları beraberinde toplumsal sorunları da getirmektedir. Devlet kaçak ve kayıt dışı çalışmayı yasaklasa da bu konuya ilişkin yasanın çok iyi işlediği söylenemez. Bu az önce bahsettiğim sorunlara yönelik önerilerde de bulunmak istedik biz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın eliyle çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çalışmaktan kaynaklı hakların verilmesi adına da politikalar geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Süreylilerin Antakya emek piyasasına etkileri dikkate almalı ve göçmenlerin Türkiye İş Kanunu çerçevesinde çalışma hayatına katılmasına dönük tedbirler almalıdır. Kayıt dışı istihdamın da daha da artması için gerekli hukuki altyapıların sağlanması gerekir. Sivil toplum kuruluşları en kısa sürede bu işçilere uluslararası mevzuattan doğan hakları konusunda bilgilendirmeler yapmalıdır.
Yaşanılan bu süreçte zarara uğrayanların zararı giderilmeli, esnaf ve iş yeri sahiplerinin kredi borçları ertelenmelidir. Devlet, kamplar dışında yaşayan göçmen işçilere sosyal ve ekonomik desteklerde bulunmalıdır. Süreli göçmenleri kontrol altına almalı, kayıt dışı istihdamlara yönelik denetimlerde bulunmalı ve gerekli yaptırımları da uygulamalıdır. Ayrıca kent içinde kamu otoritesi ve denetimi mutlak suretle sağlanmalıdır diye düşünüyoruz. Bu da geçen haftanın haberlerinden bir başlık. Sürelilerden sonra şimdi Bangladeşliler Türkiye'ye geliyor diye. Tekstil ve hazır giyim sektörü savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Süreli'yle düşük ücretlerle çalıştırıyor. Türkiye'de istik çifthaneye dayanırken sektör şimdi ucuz iş gücü olarak gördüğü Bangladeşlilerin peşinde diye katimi çeken bir haberesiydi. Sizlerle paylaşmak istedim. Ve son olarak Antakya'nın bir sürü merkezi noktalarında bu fotoğraflarla karşılaşmak mümkündür. Biliyorsunuz hepimizin bildiği gibi Hatay çok önemli bir noktada bu savaş sürecinde. Etnik ve mezhep kimlik üzerinden bir savaş algısı yaratılmaya çalışıyor. Ancak oradaki yerel halk bundan kesinlikle rahatsız ve zarar görmektedir. Bu yüzden ben, son sunum benim zaten. Şununla bitirmek istiyorum. Tüm dünya halkları din, dil, ırk, rengi ne olursa olsun kardeştir diyorum ve savaşa hayır diyerek bitirmek istiyorum bu kongreyi. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, Şafak Kutay ve Nihat Kireçdağ tarafından hazırlanıp Nihat Kireçdağ tarafından sunulan tebliğden ötürü kendisine teşekkür ediyoruz. Ben...